Asker, Anderson, Seslendiren, Nazlı Çeşit çeşit oyuncakları olan bir çocuk varmış. En sevdiği oyuncakları kurşun askerlermiş. Askerlerden birinin bir bacağı yokmuş. Çocuk buna çok üzülüyormuş. Oyun oynarken tek ayaklı askerin en başarılı askerlerden biri olmasını istiyormuş. Onu herkesin önüne x-ray'ı koyuyormuş. Oyuncaklar geceleri aralarında konuşurlarmış. Çocuk bu durumu bilmezmiş. Kurşun asker de kendini yine kendisi gibi bir oyuncak olan hoş bir balerinin yanında bulurmuş. Bir süre sonra da kurşun asker balerin kızı çok sevmiş. Bir gün çocuk kurşun askeri pencerenin önüne koymuş. Burada kal ve içeri düşman girmesin diye nöbet tut demiş. Sonra diğer askerleri masanın üstüne dizmiş. O gün aniden bir fırtına çıkmış. Rüzgar kurşun askeri pencereden aşağıya düşürmüş. Kurşun asker yağmur sularına kapılıp sürüklenmeye başlamış. Yağmurun hızı kesilmeye başlayınca okuldaki çocuklar dışarı çıkmışlar. Çocuklar büyük su kitlerinden kaçabilmek için hoplayıp zıplıyormuş. Bu sırada çocuklar kurşun askeri görmüşler. Suyun içinde kağıttan yapılma bir kayık varmış. Kurşun askeri kayığa koyup suya bırakmışlar. Böylece kurşun asker denizci olmuş. Hızla akan su bir kanalizasyon çukurundan geçmiş. Burada kocaman fareler varmış. Kurşun asker nehre doğru sürükleniyormuş. Bu sırada kayık devrilmiş. Kayıp battıktan sonra kurşun asker suya gömülmüş. Kocaman bir ağız onu yutuvermiş. Artık bir balığın karanlık midesindeymiş. Ama balığın bu ziyafetin tadına çıkarmak için pek zamanı olamamış. Balık bir balıkçının ağına yakalanmış. Çok geçmeden kendine bir mutfakta bulmuş. Aşçı balığı temizlerken kurşun askeri görmüş. Çok şaşırmış ama bu onun askeri diyerek kurşun askeri bulduğunu söylemek için çocuğun yanına koşmuş. Çocuk kaybettiği kurşun askerini görünce çok sevinmiş. Askeri şöminenin üzerindeki rafa balerin'in yanına yerleştirmiş. Kurşun asker ve balerin birbirlerine yakın olduklarına sevinmişler ama yeni bir sürprizle karşılaşmışlar. Rüzgar havalanan perde balerine çarpmış. Onu şöminedeki ateşe düşürmüş. Bunu gören kurşun asker korkmuş. Şöminede ateş yandığını biliyormuş ama yapacağı bir şey yokmuş. Kurşun asker balerini kurtarmak için tek bacağının üstünde sağlanarak kendini ateşe atmış. Ateş kurşunu eritmiş. Eriyen kurşun balerinle kurşun askeri ortak bir taban oluşturmuş. Vücutları da neredeyse erimek üzereymiş. Bu sırada şöminenin önünde geçmekte olan çocuk iki oyuncağını alevler arasında görmüş. Onları maşayla almış. O günden sonra kurşun asker ve balerin birbirlerine yakın olmuşlar. Kalp şeklindeki bir tabanın üstünde mutlu bir yaşam sürmüşler.